Değerli arkadaşlar, A elemanı R sayılar kümesinin ve N elemanı tam sayılar kümesinin ve N büyüktür birden olmak üzere N üzeri N kök A ifadesine A'nın n'inci kuvveti denir arkadaşlar. Kareköklü ifadeler genel olarak bu şekilde yazılır. Şöyle bir örnek yazalım. Şuradan bir tane kalem bulalım. Örneğin neymiş arkadaşlar? 2 kök A dediğimiz zaman kök A karekök A şeklinde okunur. Şu gösterilmez arkadaşlar. 2 olduğu zaman şuna göstermeye gerek yok. A yani şu buna denktir. O zaman 3 olsaydı burası A olsaydı evet bu gösterilirdi ama 2 olduğu zaman şu zaten karekök demektir. Bunu göstermeye gerek yoktur diyoruz arkadaşlar. Şu A küp kök olur arkadaşlar. Bu da A'nın 4. dereceden kök A şeklinde okunur arkadaşlar. Her köklü ifade bir reel sayı belirtmez bu arada. Her köklü sayı reel sayı belirtmez arkadaşlar. Değildir. Aynı zamanda kök 2 arkadaşlar, kök 5, ondan sonra 3 kök, eksi 5 bunlar reel sayılardır. Ama reel sayı değildir arkadaşlar. Rasyonel üs ifadesi ise şu şekilde gösterilir. Şu şekilde ifade edilir arkadaşlar. Mesela kök 3 ifadesi 3 bir tam şu şekilde ifade edilir. Bu şekilde ifade edilir. Değerli arkadaşlar,
rasyonel üstün sahneleştirilmesi, genişletilmesi uygulaması vardır. Rasyonel üst arkadaşlar, kök m a üzeri n eşittir. Şeklinde a büyüktür sıfırdan. Bu durumda arkadaşlar şeklinde ifade edilir. A büyüktür sıfırdır arkadaşlar. Aynı şekilde bir sayıyı kök için almak istediğimizde kök için alacağız ama diyelim ki T olsun bu ve büyükten sıfırdan büyük olsun. T büyük sıfırdan T çarpı kök N bölü A çarpı kök A olsun. Bunu nasıl kök için alacağız? T üzeri N, şu N buraya geldi, dışarı çıkmış çünkü. Ondan sonra A şeklinde ifade edilir. Bu ne gibi düşünebilirsiniz? 3 kök 2 derseniz şuraya aldığınızda arkadaşlar şunun 3. derece şeyi 2'nin 3. derece kuvveti 8 olarak girer. Buraya 2 olarak 2 zaten içeride var. Bu şekilde şu 3 şeklinde kalır arkadaşlar. Bu şekilde yazılabilir. Örnek olarak söylüyorum. Ve M arkadaşlar M tek doğal sayı ve R için M şurada A olduğunu düşünün. Şu dışarıya T olarak çıktı. Şu T N olduğu için dışarı çıktı arkadaşlar. A içeride kaldı. Bu örnek olarak söylüyorum. Gene 2'den örnek vereyim. Şurası 3 kök olsun. Şurası 2'nin 3. kuvveti olsun. Burada da 3 olsun örneğin. 2 dışarı çıkar. 3. kuvveti 3 olarak ne yapabilir arkadaşlar? Kalabilir. Mesela örnekler verelim burada. 3 kök 2 nedir arkadaşlar? Kök içine alırsanız 9, şu içeriye girdiği zaman 9 karesi şeklinde girer. 2 yani kök 18 olur arkadaşlar. Aynı şekilde 5 kök 64 mesela. 2 evet, bu da arkadaşlar 2'nin 5. kuvveti çarpı 2 şeklinde ifade edilir. Yani eğer şurada 5 kök varsa 2 dışarı çıkar. 5. derece 2 şeklinde kalır değerli arkadaşlar.
Toplama ve çıkarmadayız arkadaşlar. Tabii kurallarımız var. Toplama ve çıkarma kuralları. Bir A çarpı kök nx artı B kök nx ise arkadaşlar ve C kök nx ise böyle bir işlem kök içinde arkadaşlar x nx parantezinde a artı b eksi c şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Şurası n. Ne yaptık? Şu parantezi aldık. Şunlar eşit olduğu için. Şunun parantezini aldık. A artı B artı ne mesela? İki örnek verelim. Örnek. 2 kök 3 artı 3 kök 3 eksi kök 3 dersek kök 3 parantezinde şu 2 artı 3 şu kök arkadaşlar ifade yokmuş gibi gözüküyor ama ifadesi 1'dir. Burası ne olur? Kök 3 çarpı arkadaşlar 4 olur. Bu da 4 kök 3 şeklinde yazılabilir. Örneğin. Çarpma ve bölme kuralları ise arkadaşlar. O halde şunlar ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eşit olması gerekiyor. Toplama çıkarma yapabilmek için. Çarpma ve bölme için kuralları diyelim. Bunun için arkadaşlar şeklinde ifade edilir. Aynı şekilde A çarpma B bölme tek kök parantezinde N X bölü Y şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Mesela buna örnek 3 kök 8 çarpı 3 kök 18 eşittir arkadaşlar. 3 kök 2'nin 3. kuvvetidir bu. Şu da 3 kök 3'ün 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 2'dir arkadaşlar burası da, değil mi? Bu durumda 3 kök 2'nin 3. kuvveti 3'ün 3. kuvveti 2 çarpı 3 eşittir 6 şeklinde ifade edilebilir. Şurası arkadaşlar 27 olacak. 27 olursa 3'üncü kuvveti olur. Tabi elimizde kaynaklar oluyor, örnekler oluyor. Onlar da bazen yanlış olabiliyor. 3 kök 8 ne demek arkadaşlar? 3 kök 8, 3 kök 2'nin 3'üncü kuvveti demek. 3 kök 27 ne demek? Bu da arkadaşlar 3 kök 3'ün 3'üncü kuvveti demek. Şunlar zaten dışarıya 2 olarak çıkar. Şurada 3 olarak çıkar.
Bunları da çarparsanız ne olur? 6 olur. Bu şekilde olayı çözebilirsiniz. Kök 150 bölü kök ne olsun? 6 olsun arkadaşlar. Bunu tek şey içinde toplayabilirsin. İkisi de eşit olduğu için. Yani bu da karekök, bu da karekök. Dolayısıyla 150 bölü 6 şeklinde yazabilirsiniz. 150'yi 6'ya bölerseniz ne olur? 25 olur. Kök 25 olur. Bu da arkadaşlar 5'in karesi şunla şu gider. Geriye ne kalır? 5 kalır değerli arkadaşlar. Kök dereceleri eşit değilse eşitlenir. Sonra işlem yapılır arkadaşlar. Kök dereceleri eşit değilse eşitlenir. İşlem daha sonra yapılır. Daha sonra yapılır. Örnek verelim. Kök 5 çarpı 3 kök 2. Arkadaşlar bunları çarptığınız zaman 3, 2, şuradan 2 geliyor, şuradan 3 geliyor. Kök içine aldığınızda ne olacak? Şuradan arkadaşlar 5'in ve arkadaşlar 2 3 şu da 2'nin 2 1 şeklinde ifade edilir. Bu durumda şurası 6 kök 5 üzeri 3 ve 6 kök 2 üzeri 2 şeklinde yazılır. 6 kök o zaman ne oldu? Eşitledik. 125 olur burası. 5'in 3. kuvveti. 5 kere 5 25. 5 ile daha çarparsanız 125 olur. Burası da arkadaşlar 2. kuvveti 4 olur. Burası 6 kök ne olur arkadaşlar? 4 tane 125, 2 tanesi 250, 4 tanesi 500 olur. 500. 6 kök 500 şeklinde ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Paydaları rasyonel yapma uygulaması var. Rasyonel yapma. Burada da arkadaşlar A bölü kök B ise A kök B bölü kök B şeklinde arkadaşlar yazılabilir. Şu şunu götürdüğü için şuna de, yani bunu sadeleştirdiğinizde de buna denk gelir aslına bakarsanız. Yani bunu nasıl yazabilirsiniz? A kök B çarpı kök B bölü kök B şeklinde yazabilirsiniz. Yani her iki tarafı ne yapmış oldunuz? 6 da üstü de aynı sayıyla çarptınız ve sonuç değişmeli kuralı burada uygulanmış oldu. Yine aynı şekilde A bölü kök B eksi kök C ifadesini arkadaşlar A parantezinde kök B artı kök C şeklinde yazarsınız. Bunu da B eksi C şeklinde getirebilirsiniz. Bunu tekrar
A kök kök B artı kök C yapmanız gerekir. Bu durumda burası A parantezinde kök B eksi kök C bölü B eksi C şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Mesela iki kök 3 ifadesini kök 3 çarpı 2 bölü 3 şeklinde ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Niye? Her iki tarafı da kök 3 ile çarptınız. Burası kök 3'tü. Burası da kök 3. İki tarafı da çarptınız paylı da paydayı da. Dolayısıyla şu çarpılınca ne oldu? Kök 3, 2 kök 3 bölü ne olmuş oldu? 3 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Aynı şekilde başka bir örnek. 2 bölü kök 3 eksi 1 dediğimizde arkadaşlar ne yapacağız bu durumda? 2 çarpı kök 3 artı 1 diyeceğiz. Bölü kök 3 eksi 1 kök 3 artı 1. Bu tip işlemlerde ne oluyor arkadaşlar? Birincinin karesi, ikincinin karesi şeklinde oluyor. Diğer ortadakiler birbirini götürdüğü için sonuç itibariyle 2 kök 3 artı 1. Şurada da arkadaşlar 3 eksi 1 kalıyor. Burada da ne olmuş oluyor arkadaşlar? 2 kök 3 artı 1. Şurası 2 oluyor. Bu da arkadaşlar sonuç itibariyle şu şunu götürdüğü için kök 3 artı 1'e dönüşmüş oluyor. Bu da başka bir örneğimiz. Tersleyen ile çarpıyorsunuz. Böyle bir durumda burayı bir sayıya dönüştürüyorsunuz. Yani ters o da değerli arkadaşlar şöyledir. Mesela A artı B'nin karesi nedir? Şudur. A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2A B sonra ikincinin karesidir. Bu şekilde ifade edilir bu cümle değil mi? Bu şey. Peki A artı B A eksi B nasıl ifade edilir? Bu da A kare eksi B kare şeklinde ifade edilir. Şunlar birbirini götüreceği için isterseniz bunu da şöyle yapalım. Gösterelim basitçe. Şu 1, şu 2. Ne oldu? A kare oldu birincisi. Eksi A B oldu. B eksi olduğu için. Sonra şu eksi artı AB oldu. Sonra ikisi şunlar B ile B çarpıldığı için eksi B kare oldu. Artı ile eksi çarpıldığı için. Şunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? A kare eksi B kare kaldı. Biz de az önceki işlemde şurada ne yaptık? Bu birbirinin tersini çarpmak suretiyle her iki tarafı tersiyle çarparak burada bir tam sayı elde ettik. O sayıyla da üsttekiyle sadeleştirerek sonuca ulaştık değerli arkadaşlar. Şimdi bir başka örneğimiz. Değerli arkadaşlar, gelelim biz elektrik devrelerinde nerede kullanıyoruz bu köklü ifadeleri? En basitinden arkadaşlar şurada kullanıyor. Bir tane RL devremiz var. RL. Direnç ve bobin devremiz var. Bunların endüktansını hesaplayacağız. Diyelim ki şu 6 ohm, şu da 8 ohm. Biz bunların
toplam neyini hesaplayacağız? Empedansını Z'ye hesaplayacağız. Z eşittir kök içinde R kare artı XL'nin, şuna XL diyoruz, şuna R diyoruz arkadaşlar, karesidir. Altının karesi artı 8'in karesi ne oldu arkadaşlar? Burası 100 oldu. 100 10'un karesidir. Burada da aslında görünmüyor ama şu var. Şunla şu sadeleşir. 10 olarak kalır arkadaşlar. Birinci örnek bu olsun. İkinci örnekte değerli arkadaşlar, şuraya yazayım. Diyelim ki benim bir aktif gücüm var. Bir de indüktif gücüm var. Bunların bileşkesi ne bulmak istiyorum? Yani görünür gücü bulmak istiyorum. Aktif güç değerim 80 kilo var. Pardon, kilowatt, özür. Aktif güç P. Bu da Q. Reaktif güç. Güç. Bu tip vektöriyel ifadeler arkadaşlar bu şekilde çözersiniz. Yani ortasından bir tane dikdörtgen indirirsiniz. Bu onun şeyidir. Ama sayısal olarak bulmak istediğimizde de şu şekilde. Şurası S'dir arkadaşlar. Bu da görünür güç. Görünür güç. S eşittir kök içinde P kare artı Q karedir arkadaşlar. Bu da, diyelim ki buna da ne diyelim? Örneğin 60 diyelim. Yani kolay olsun diye. Şurası 80'in karesi artı 60'ın karesi eşittir dedik. 80'in karesi 6400 artı 60'ın karesi 3600. Değerli arkadaşlar, topladığınız zaman burası 10.000 olur. 10.000'de arkadaşlar 100'ün karesidir. Karesi. Şu da karekök şu şekilde ifade edildiği için şunla şu gider. Geriye 100 KVA kalır. Buradan tabi diğer örneklerde yaptık. Burada tekrar şey yapıyoruz. Yani alternatif akım problemlerinde seri RL, seri RC devrelerinde biz bunları gösterdik. Ama burada da matematiği biz köklü işlemlerde köklü işlemleri, matematik konusunu biz elektrik devrelerinde nasıl gösteriyoruz şeklinde ifade etmek için arkadaşlar bu problemleri çözüyorum. Şimdi başka bir örnek, biraz daha şey olsun. Şurası 10 ne olsun arkadaşlar? 10 olsun. Şurasını bilmiyoruz. XL'yi bilmiyoruz. Empedansımız da diyelim ki 15 olsun. Şimdi biz burada ne isteyelim? XL isteyelim. Şimdi neydi formülümüz? Z eşittir şu Z. 15 olmuş. Z eşittir P kare artı XL'nin karesiydi. Şu, şu da Z. Veya bu şöyle de yazılabilir. Z kare eşittir P kare artı XL kare de yazılabilir. B kare de yazılabilir. Çünkü bunu Z olarak yazdık. Z kare şeklinde yazabiliriz. 15'in karesi, burası 15'miş arkadaşlar. Şurası 10'muş. Şurası da belli değil. XL belli değil. XL'ye çektiğimiz zaman karesi karesi karesi. XL eşittir ne olacak arkadaşlar? 15'in karesi, tabii karesi var burada. Eksi 10'un arkadaşlar karesi. XL kare eşittir 225 eksi 100. XL kare eşittir 125 olmuş olacak. Her iki tarafı kök için aldığımızda o zaman ne olacak? XL eşittir karekök içinde 125 karekök içinde
125. Bu da 11,18 ohm oluyormuş arkadaşlar. Bu da bir başka örneğimiz. Hareketli ifadeleri arkadaşlar, biz her zaman elektrik devrelerinde kullanırız, güç hesaplarında, endüktans hesaplarında ve başka hesaplarda. Burada yapmaya çalıştığımız şey şudur: elektrikte kullandığımız matematiği örnekleriyle açıklayarak ne yapmak, yani biz bu matematiği niye öğreniyoruz sorusuna da aynı zamanda cevap vermektir. Tabii ki şunu göz ardı etmeyelim. Ben öncelikle matematikçi değilim ama ben elektrikçiyim. Burada matematik konularını bir matematikçi gibi anlatamam ama şunu yapmaya çalışıyorum: matematik gereklidir, İşte bunun için ve örnekleri de bunlardır şeklinde temel bilgileri veriyorum. İleri seviye matematik konularında ise daha önce de belirttiğim gibi bir matematikçi dostumdan yardım almak istiyorum, yardım almayı düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.